Selam herkese. Bugün birlikte hepimizin büyük ihtimal Pinterest'te ya da başka platformlarda gördüğü bu tablolardan yapacağız. İhtiyacımız olan bütün malzemeleri ekranda gösterdim ve ne olduğu anlaşılmıyordur belki diye yine de yazdım. Yine herhangi bir sorunuz olursa yorumlarda görüşürüz. Bir de şunu baştan söylememde fayda var. Bu video aslında hani ne nasıl yapılır videosu gibi hani uzmanlık alanımızın olduğu bir şey değil. Sadece vloglamak istediğim bir an, bir gündü. Yani öyle çok aman aman bir profesyonellik bir şey beklemeyin. Biz sadece keyif aldık ve kendi yöntemimizi paylaşmak istedik. Bütün malzemeleri çıkardıktan sonra kağıt bant yardımıyla bir çerçeve yapmak istedik. Ama bence bana soracak olursanız rölyefiniz beyazsa, yani başka bir renkteyse ya da sonradan başka bir şeye boyamayacaksanız bence hiç gerek yok çerçeve yapmaya. Çünkü tuvalin beyazıyla o rölyef pastanın beyazı arasındaki o ton farkı bence biraz kötü duruyor. Ama tabii yine de siz bilirsiniz. Videonun en sonunda zaten son halini göreceksiniz. Ne demek istediğimi de anlarsınız artık. Çerçeveleme işini bitirdikten sonra bizim yapmak istediğimiz resme bakıp neyi nasıl yapsak diye konuşmaya başlayıp artık çizime başladık. Bizim yapmak istediğimiz ilk tablo bu deniz kabuklarından olan tabloydu. Çizim kısmı ile işimiz bittikten sonra artık silikon tabancasına geçtik, şükürler olsun. Çizdiğimiz bütün her çizginin üstünden silikon tabancasıyla ince ya da kalın fark etmez artık sizin zevkinize bağlı. Bütün çizgileri atlamadan geçtik. Silikonla da işimiz bittikten sonra artık rölyef pastayı alıp tabloyu boyamaya başladık. Ve her deniz kabuğunun baktığı yöne doğru boyamaya dikkat ettik. Çünkü hepsinin yönü farklı ama boya izleri hepsi aynı taraf olursa biraz garip duracaktı. Burada sadece ona dikkat edin. Boya işini hallettikten sonra da çatal yardımıyla o deniz kabuğunun çizgilerini yapabilmek için böyle şekil verdik. En son tabloyu artık kurumaya bırakıp ikinci tabloya geçtik ve yine bant yardımıyla bir çerçeve oluşturduk. İkinci tabloyu tamamen kafamıza göre yapmak istedik ve böyle rölyefi fazla fazla alıp tuvalin üstüne koyup güzelce dağıttık ilk başta. Rölyefi iyice tuvale yaydıktan sonra bu kazıyıcı plastikler artık neydi hatırlamıyorum. Onlarla kafamıza göre şekil verdik. Burada tamamen bence özgürsünüz ya da yine Pinterest'ten baktığınız hoşunuza giden bir şey varsa tabii ki onu da yapabilirsiniz. Biz burada tamamen içgüdüsel davrandık aslında.
Bizim çok fazla zamanımız yoktu, biraz acelemiz vardı. O yüzden boyaların tam kurumasını bekleyemeden çerçeveleri sökmek zorunda kaldık. Çünkü çok merak ediyorduk. Bunu yaparken tabii biraz yanlara taştı. Ama ıslak mendil yardımıyla kolaylıkla da çıktı. Oradaki kahve lekesini görmezsek eğer tabloların son hali bu şekilde. Dediğim gibi boya tam kurumadığı için nasıl olduğu anlaşılmıyor. Bir de size bir çerçeveden bahsetmiştim, o renk tonu farklarından. Onu da şu an bence anlıyorsunuzdur ne demek istediğimi. Neyse, hiçbir şeyde iddiamız yok, zaten profesyonel değiliz, sadece biraz eğlenelim, vakit geçirelim istedik yani. Neyse işte, siz genel olarak fikri anladınız. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Lütfen beğenip yorum atıp benimle iletişime geçmeyi unutmayın. Diğer videolarda görüşürüz.